Şimdi öbürü adam öldürmek, bunu Müslüman da yapabiliyor mu? Maalesef katiller var yani. Olur. Öbürü de zinadır. Müslüman zina yapar mı? Tehlikeli iş yani. Tehlikeli iş ama günah olduğunu, haram olduğunu bilerek yapsa kafir olur mu? Olmaz. Buraları doğru. Ehl-i sünnetin hassasiyetlerini ise söylüyorum. Amma ve lakin önemli hadis-i şerifler var mesela. Buhari'de var, Müslim'de var. Tabi Buhari'nin şeyhlerinden bak. Buhari'den önce İmam Suyuti kimi almış? İbn Ebi Şeybe diyor. Ondan sonra Buhari diyor. Sen ooo biz en çok Buhari diyor. Anladın mı? O Buhari'den evvel onun şeyhi var. Ortadan mantar değil ki bunlar. Onlardan evvel yazanlar var, alanlar var. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerif ne buyuruyor? La yezni zani hine yezni ve mümin. Zina yapan adam zina yaptığı anda mümin olarak zina yapmıyor. İşe baş. Ve la yesriku sarik hine yesriku ve mümin. Hırsızlık yapan çaldığı anda, o anda çalarken mümin olarak çalmıyor. Ve la yeşrabul hamr hine yeşrabuha ve mümin. İçki içen İçki içtiği anda müminken içmiyor. Bak şimdi. Ya bak gel ehli sünnet işinde işler. Hadis sahihtir. Hadi öbür türlü olsa zayıf mayıf dersin. İtibar etme. Hadis sahihtir. Buhari'de var. O zaman manayı doğru anlamaya çalışacaksın. Ve la enteybu nehbeten ve mümin. Yağma yaparken bazı yapıyorlar dükkanları mükkanları yağmalı bir şeyler ediyorlar. Doğru. Sorsan gavurum demez. Yağmacılar. Yağma yaparken mümin olarak yağma yapmıyor. Başka hadiste gördüm. Velaye yağullu hine yağullu ve mümin. Emanet yani beytül maldan, devlet malından bir şey aşırırken veya ganimet malından, işte kamu malına diyelim, kamu malından kendine bir şey koparırken mesela mümin olarak yapmıyor. Ya bu ne? Tabii dediler ya Resulallah biz adamın yani nasıl biz mümin görüyoruz Müslüman adam yani mümin günah yapıyor yani bize sorsanız biz böyle biliyorduk yani. Bunun manası nedir? Anlamaya çalıştılar. Ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ feale şeyhe min dâlike nüzi'al-i imanı min kalbi. Bunlardan birini yaparken kalbinden iman sökülüp alınıyor. Bak şimdi ya. Ne büyük riske giriyorsun o anda ölsen. Fein tevbe tevbe Allah aleyh. Tevbe kapısı açık mı? Açık. Tevbe ederse Allah tevbesine cevap veriyor. Ama o anda böyle yapıyor. Şimdi bu hadis-i şerif biraz daha izah edeceğim. Bu rivayetleri biraz şey yapalım. Ebu Hureyre radıyallahu teala tan rivayet ediliyor. İdâ zenel mü'min kharaca minul iman. Bir mü'min zina yaparken zina nedir biliyorsunuz değil mi? Nikahsız ilişki. Nikahsız olan ilişki. Ama şimdi Yaşar Nuri bir kolaylaştırmış. Alan razı, veren razı, al gittin otele diyor, zina olmaz diyor. Ulan nikah yok. Allah, öyle iki şahit mi? Ne iki şahit diyor ya? İki şahit falan lazım değil diyor. İki şahit falan lazım değil diyor. Ya bu iki şahitsiz nikah hangi kitapta var ya? Yani zinayı doğru anlayalım şimdi. Bazılarının anlattığı gibi olursa hiç zina diye bir şey kalmaz. O zaman bu günah zina niye bu kadar anlatılıyor o zaman? Zaten o zaman kimse zina yapmaz ki Allah'ın razı veren al. Sen o zaman bir tek zorla tecavüze zina diyorsun. Geri kalan hiç zina demiyorsun o zaman. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar ayet hadis bunun hakkında var. Demek ki böyle bir günah var ki bunu söylüyor sana da. O kadar kolaylık olsa o işte. Efendim nikahsız. Yani nikah nedir? Birbirinden razı olmak. Söylemeye de lüzum yokmuş. Yani ben kaldım kabul ettim şey. Hiçbir şey söyleme. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne okumuşlar? Nerede okumuşlar? Ben anlamadım. Bir mümin zina ettiği zaman iman ondan çıkar. Fekâne aleyke zulleti onun kafasına gölgelik gibi durur. İyi Allah'tan daha yukarı gitmiyor. Kafasında gölgelik gibi durur. Feyden kalemne raci aleyhi iman. Zinayı bitirince imanı geri dönerdi. Allah Allah. Ama arada ölürsen çok fena sigortalar gitmişken ya. Karanlıkta gidersen. Karanlıkta gidersen. Işık yok, bir şey yok. İman yok.
Burayı biraz anlatacağız. Dur bakalım şimdi. Hemen Facebook'lara bilmem ne bunu çekseler burayı. Zina denek gavur dedi derler. Öyle mi dedik şimdi ya? Hadisleri işi anlatıyoruz sonra izah edeceğiz. Ama hadislerin manasını vermek zorundayız. Bu hadis-i şerifler tehdit mahiyetinde varit olmuştur. Tehdit, tahliz. Tahliz demek sertlik ve caydırıcılık. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen başka bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel imane sirbalün yusribullahu men yeşâ. İman bir gömlektir. Allah o gömleği, kaftanı dilediğine giydirir. Elhamdülillah bize giydirdi. Feyda zenel abdünüzü aminü sirbalül iman feyntâbe ruddan. Zina yaparken o gömlek çıkarılır. Allah çıkarır. Tövbe edince geri verir. Bunlar böyle. Hadis-i şerifler açıkça rivayetler. Yani şimdi bunları biz eğip bükemeyiz. Ancak dikkat edelim şimdi. Femen la menefsehu feraci'a raci'a'ul iman. Bir rivayette şu var. Eğer yaptığı işten memnun olmayıp kendisini kınarsa, levmederse, tenkit ederse, nasıl ettin bu işi derse iman döner diyor. Şimdi bir Müslümanın bir günah ve haram işlerken memnun olarak neyi yaptım diye düşünerek o günahı işlemesi mümkün müdür? Değildir. Zaten memnun zevk almayı demiyorum. Bakın bunları birbirinden ayırın. Zevk alabilirsin. Ama razı mısın bu yaptığın işten dendiğinde keşke Allah nasip etmeseydi. Etmesin dersin. İşte iman budur. Ama bir adam yaptığı haramdan ve günahtan razıysa ve memnunsa, bunlar farklı şeyler. Zevk ayrı bir şey. İnsan bir taraftan kendini tenkit eder, vicdanı rahatsızlık duyar, keşke nasip olmasaydı düşünür ama haramdan da bir zevk alabilir. O zevk almakla adam kafir olmaz. Amma ve lakin rıza, rıza. Rıza ne demek? Ne iyi oldu yani bu iş? Müyesser oldu, kolay oldu, imkanlar oldu da. Ha, bunu düşündüğü zaman zaten bunda iman olur mu? Olmaz. Çünkü bir Müslüman haram işlerken mutlaka kendini en azından ne yapması lazım? Tenkit etmesi lazım yani. Nefsini kınaması lazım. İnnen nefse le emmâratun bisû. Hani nefsi emmare diyoruz. Nefis kötülüğü çokça emreder. Yusuf Aleyhisselam'ın sözünde, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama bu kafirlerin sıfatıdır. Müslümanda nefsi emmare olmaz. Nefsi emmare ne manada olur? Kötülüğe teşvik eder. Canı ister. Bu manada olabilir. Ama bir ikinci basamakla birleşir. O da nefsi levvamedir. Ne demek levvame? Kafir sadece emreder, hiç tenkit etmez. Sırf emmarelikte kalan mümin olmaz ki. O zaman günahı emreder, yap der, niye yaptın da diye sorgulamaz içinde. Bu imansızdır. Hangi zerre kadar imanımız olan içimizde herkesin kendine göre imanının mertebeleri vardır. Zerre kadar imanı olan bile bir haram ve günah yaptıktan sonra hiç kendini tenkit etmeden ne yapıyorum diye düşünürse buna Müslüman denmez ki. Mutlaka içinin bir tarafı ne diyordur ona? Nefis tarafı günahı emrederken ruh tarafı, kalp tarafı, akıl tarafı, öyle ya şimdi insanın letaifleri var yani, sadece nefis yok ki yani. Öbür taraftan da ne der ona? Ya yanlış ediyorsun der. O da bir taraftan der ama kafir olsa hiç yanlış ediyorsun tarafı olmaz. Neyi yapıyorsun der. Onun için burada iki mana çıkarabiliriz. Bir adam zina derken mümin olarak etmiyor. Kamil mümin olarak etmiyor. Ehli sünnetin manası budur. Ne demek? İmanı kamil olsa, yani mükemmel olsa, olgun olsa, zirvede olsa zina edebilir miydi? Edemez. Demek imanında ne var? Zafiyet var. Ama bu zafiyet ve noksanlık ne manada değil? İnandığı şeyler az veya fazla anlamında değil. Çünkü inanılan şeyler herkese göre eşittir. Ne manada? Nurunun fazlalığı eksikliği. Yani şimdi o da lambadır, o da lambadır aşık. Şu nasıl parlıyor, ışık veriyor, öbürü nasıl ışık veriyor. Değil mi? Buna lamba değil diyemezsin yani. Ama her lamba bir ışık vermez. Herkesin imanının nuru, ışığı bir olmaz. Nuru fazla olan haramdan uzak durur. Mekruhtan bile uzak durur. Bırak haram. En ufak bir şeyden kaçar. Amma ve lakin imanında noksanlık olan ne yapar? Mekruh yapar, harama bile düşer.
imanının nuru az olan manasına. Allah'ım nurlarımızı tamamlasın. Ya Rabbi. Evet.